Üreten Türkiye'nin habercisi Sanayi TV'den herkese merhaba. Ben Ceylan Köseoğlu. Haftanın raporu başlıyor. Bölgenin her anlamda gelişmesine destek olan OSB'lerde yatırım amaçlı talepler gittikçe artmaya başladı. Buna en yakın örnek ise Aydın'ın Nazilli ilçesindeki mevcut OSB'de doluluk oranı. İlçede oluşan ihtiyaç ve talep doğrultusunda ikinci OSB kurulması için düğmeye basıldı. Fizibilite desteği programı kapsamında desteklenen projenin yatırım fizibilitesi hazırlandı. Proje aynı zamanda bölgedeki işletme sayılarını artırıp iş gücüne de katkı sağlayacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır dün 13. Türkiye Enerji Zirvesi'ne katıldı. Kacır, Türkiye'nin yoğun enerji diplomasisiyle tüketici arasında köprü vazifesi gördüğünü aktardı. Öte yandan Kacır, sanayi tesislerinin kendi enerjilerini üretmesine yönelik mevzuat düzenlemeleri, destek ve teşvik mekanizmaları alanında çalışmaları başlattık dedi. Türkiye, GES yatırımı açısından çok avantajlı bir ülke. Yenilenebilir enerji potansiyelinin en yüksek olduğu şehirlerden biri de Şanlıurfa. Şanlıurfa, yılda 3000 saatin üzerinde güneşlenme imkanı veriyor. Geçtiğimiz yıl bu alanda önemli adımlar atılmıştı. 2 ila 3 yıl içinde yenilenebilir enerjiyi %50 artıracak GES tarlalarının tamamlanması bekleniyor. Bittiğinde dünyanın en büyük GES tarlası olacak. Gebze Gaz ve İtalya'nın önde gelen firmalarından Sol Grup Türkiye'de hava ayrıştırma tesisi kurmaya hazırlanıyor. Marmara bölgesinde kurulacak tesiste daha ucuz ve daha kaliteli gaz tedariki yapılarak ekonomi ve istihdama katkı sağlanacak. 5 yıllık yatırım planı olan tesiste 200 kişiye de istihdam sağlanacak. Niğde OSB dev yatırımlarla büyümeye devam ediyor. Niğde Organize Sanayi Bölgesi Başkanı, altyapısı ve lojistik avantajı Niğde'ye yatırımcıların gözdesi yapıyor dedi. OSB'de inşaat ve proje aşamasındaki firmaların toplam yatırım tutarı 24 milyar lirayı buldu. Bu firmalar sayesinde bölgede 6340 kişiye de yeni istihdam sağlanacak. Araç kullanımı ve ücret bakımından daha konforlu olan elektrikli araçlara talep gittikçe artmaya başladı. Ticaret Bakanlığı tarafından bazı elektrikli araçların ithalatına ilişkin düzenlemeye gidildi. Düzenlemede elektrikli araçların ithalatına izin belgesi şartı getirildi. Yurt içinde batarya parkının izlenebilmesi ve tüketici güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor. Ayrıca her bir marka için Türkiye'de en az 40 personele sahip Türkçe çağrı merkeziyle hizmet verilecek. İthalatı yapılacak eşyanın imalatçısının da yurt içinde yerleşik yetkili temsilciliği olmasına karar verildi. Haftanın raporuyla karşınızdaydım. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.